Yüzyıllarca evlerinde, pencerelerinin, kafeslerinin ardında özgürlüğe hasret kalmış kadınların yüzünü tıpkı bin yıllar önce olduğu gibi yeniden güneşle buluşturuyor Atatürk. Onun sayesinde yüzyıllarca susmuş, susturulmuş kadınlarımız vekil, hakim, subay, avukat oluyor ve dünyaya kadın devrimi nasıl yapılır gösteriyor. Sadece kendimiz değil, hitap ettiğimiz seyircide de çok büyük aydınlanma oluştu. Yıllar önce rüyamda Atatürk bana "Your Music" dedi. Şimdilerde kooperatifçilik ki Atatürk'ün ilk andan itibaren üstünde durduğu bir konuymuş. İmece denilen şey bizim kültürümüzün ta kendisiydi zaten. Yunus'un, Mevlana'nın, Ahmet Yesevi'nin tohumlarıyız. Bunu bilmez miyiz? Göğüs önde, omuzlar dik giriyor içeri. Yine bir gül nihal. Oksijen TV'den herkese selam. Bugün tarihi müzikle, edebiyatla harmanlayan, yanı sıra toplumsal, kültürel, ekonomik ve sosyal gelişim gibi konularda tam anlamıyla bir toplum gönüllüsü, yanı sıra da Tohumluk Vakfı'nın kurucusu, sanatçı Pınar Ayhan'la sohbet edeceğiz. Öncesinde de Pınar Ayhan'ın o kendine has üslubuyla anlattığı özel hikayelerden biriyle başlıyoruz. Buyurunuz. Efendim, yüzyıllarca evlerinde, pencerelerinin, kafeslerinin ardında özgürlüğe hasret kalmış kadınların yüzünü tıpkı bin yıllar önce olduğu gibi yeniden güneşle buluşturuyor Atatürk. Cephelerde bebesi sırtında kurtuluş savaşını kazandırmış Türk kadınının kendi kurtuluşunun da sonuna kadar kurtuluşunu da hak ettiğine inanıyor büyük kurtarıcı. Onun sayesinde yüzyıllarca susmuş, susturulmuş eşekten, merkepten, soframızda yeri öküzden sonra gelen kadınlarımız vekil, hakim, subay, doktor, savcı, sanatçı, avukat oluyor ve dünyaya kadın devrimi nasıl yapılır gösteriyor. İşte o çağdaşlık timsali kadınlardan biri 1921 sonbaharının ilk günlerinde genç, güzel, alımlı bir kadın arkadaşlarıyla birlikte İstanbul Üniversitesi'nin merdivenlerinden çıkıyor. Bezmi Alem Valide Sultanisi'ni, yani İstanbul Kız Lisesi'ni yeni bitirmişler de üniversiteye kayıtlarını yaptıracaklar o gün. Üç kızdan biri fen, öbürü edebiyat okuyacak ama bizim Süreyya başka bir şey istiyor. Henüz bu topraklarda kadınlar için mümkün olmayan bir şey istiyor hem de. Hukuk fakültesine girecek ve avukat olacak. Meydan okuyor erkek egemen düzene bu 17 yaşındaki genç ve akıllı kadın. Küçük bir kız çocuğuyken göç edip geldiği Azerbaycan topraklarında kadınlara eşit oy hakkı çoktan verilmiş bile aslında 1918'de. Başkaları için imkansız görünen şey onun bu topraklarda gelirken damarlarında taşıyarak getirdiği şey halbuki özgürlük, demokrasi, eşitlik. Fakültenin dekanı Selahattin Bey'e diyor ki ben hukuk tahsili yapmak istiyorum. Selahattin Bey hayretle yüzüne bakıyor Süreyya'nın. Yanı başındaki profesör Veli Bey öyle her zaman başı böyle aşağıda bakarmış, kaldırmazmış kafasını. Aniden şöyle bir kaldırıp Süreyya'nın yüzüne bakıyor. Şaka mı yapıyor acaba diye anlamaya çalışıyor. Ne şakası? O yaştaki her genç kadın çarşaf giyerken o gri tayyörü çekmiş gelmiş hocaların karşısına da sanki böyle yüzyıllardır Osmanlı İmparatorluğu'nda asla mümkün olmayan bir şey istemiyor da sıradan bir ricada bulunuyormuş gibi öyle vakur, dimdik, özgüvenle hukuk okumak istediğini söylüyor. Veli Bey diyor ki profesör, kadına daha ziyade doktorluk yakışır ama o fakülteyi açtırsanız önerisinde bulunuyor. Yok diyor Süreyya, yok. Onu da doktor olmaya heves edenler açtırsın deyince basıyor kahkahayı Selahattin Bey ve iyi madem üç arkadaş daha bul, açalım hemen fakülteyi diyor ama diye ekliyor. 4-5 kız için ayrı sınıf açamayız. Erkeklerle beraber okuyacaksınız. O da ancak çarşaf giyerseniz mümkün olur. Diye de ekliyor. Fakat sözü koparınca Bediye'yi, Melahat'i, Saimi'yi de yanına katıp hukuka kaydını yaptırıyor. Ve böylece 1921 yılının sonbaharında korkma,
diye başlayan İstiklal Marşımız henüz yazılmışken, düşman çizmesi altında toz duman olmuş Anadolu toprakları çetin bir savaşın zafere dönüşme destanını henüz hala yazıyorken, gözü kara bir genç kadın katıyor ardına üç daha kadın ve bundan böyle hak, hukuk cephesinde savaşacak tüm kadınlar için eğitim listesine kaydını yaptırıyor. Sıra numarası 1. Devam. Efendim, zaman içinde çarşafı da çıkarıp Türkiye'nin ilk kadın avukatı olmak üzere inançla savunduğu adalet ve eşitlik yolunu kararlı adımlarla yürüyor Süreyya. Ve 1925'te mezun olup Ankara'ya geliyor staj yapmaya. Arkadaşlarıyla birlikte Adalet Bakanlığı'na çalışmaya gidip geliyor. Her şey de yolunda ama bir küçük pürüz var. Evleri uzağına düşüyor iş yerlerinin. Dolayısıyla öğle yemeğini yiyecekleri tek yerde bakanlığın yakınındaki İstanbul lokantası olduğu için oraya gitmek istiyorlar. Ama o lokantaya da sadece milletvekilleri girebiliyor. Hepsi de malum erkek henüz. O güne kadar o lokantaya bir kadının gidip yemek yediği görülmüş şey değil. Fakat bir gün canlarına tak ediyor ve artık evden getirdikleri kayıntılıklardan sıkılıp lokantaya gitmeye karar veriyorlar. Babası Ahmet Ağoğlu'ndan izni koparıyor Süreyya. Ancak gel gör ki herkes Süreyya'nın babası kadar açık fikirli değil. O öğlen bir köşede yemeklerini yiyorlar yemesine bu iki genç kadın. Ama sonra artlarından dedikodular, kızgınlıklar, laf, söz kesilmiyor. Çok üzülüyor Süreyya tabii bu yaşadıklarına. Durduk yerde infiale sebep olmasına mı üzülsün? Ülkenin bunca mücadeleye rağmen hala kadının varlığından rahatsız olan erkek egemen zihniyetinin çürüklüğüne mi kahrolsun bilemiyor. Mesele ta başvekile kadar gidiyor. Büyüyor da büyüyor. Ahmet Ağoğlu kıyamıyor kızına. Biliyor onun bu duruma ne kadar üzüldüğünü. Siz diyor boş verin. Bana gelin öğlenleri deyip iki genç kadını genel müdürlüğünü yaptığı basın yayın dairesine davet ediyor öğlenleri. Birkaç gün sonra konuyu evlerine misafirliğe gelen Mustafa Kemal Atatürk'e ve eşi Latife Hanım'a açıyor. Adalet savunucusu ya bu genç Süreyya. Medet umuyor tabii büyük kurtarıcıdan ama paşa pek de yüz vermiyor ona. Baban da başvekil de haklı deyip geçiştiriyor. Şaşırıp kalıyor Süreyya bu durumu. Hani yeri yerinden oynatan, yedi düveli dize getiren, kadın deyince akan suları durduran çağdaş, modern, ilerici dünya lideri. Büyük hayal kırıklığı yaşıyor genç stajyer. Fakat ertesi gün işe güce dalmış çalışırken bir memur telaşla giriyor Süreyya'nın odasına. Süreyya, Süreyya diyor, hazırlan. Paşa seni yemeğe götürecekmiş. Kapıda bekliyor diyor. Süreyya apar topar hazırlanıyor, çıkıyor dışarıya. Hakikaten karşısında paşa. Latife diyor, seni yemeğe bekliyor. Gönlünü alacak belli ki Süreyya'nın. Bizimki atlıyor arabaya. Tam böyle İstanbul lokantasının da önünden geçerlerken paşa arabayı durduruyor. Koşarak yanlarına gelen Bozüyük milletvekili Salih Bey'e herkesin de duyacağı şekilde sesleniyor. Diyor ki, bugün Süreyya'yı bize götürüyorum ama yarın Süreyya buraya gelecek diyor. Tabii mutluluktan çığlık atmamak için zor tutuyor kendini Süreyya. Latife Hanım o gün yemekte olup biteni anlatıyor. Diyor ki, dün paşa bu lokanta olayına çok kızdı ama babanı senin yanında mahcup etmemek için uzatmadı. Eve gelir gelmez birkaç milletvekilini aradı. Onlara dedi ki yarın eşlerinizi de alıp İstanbul lokantasına öğle yemeğine gidin dedi. Süreyya ertesi gün arkadaşını da alıp İstanbul lokantasına gittiğinde önceden tembihli milletvekilleri ve eşleri çoktan yerlerini almışlar da yemeklerini yemeye başlamışlar bile. İçeriye girerken böyle bir ürkek ve endişeli vaziyette adımlar atan Süreyya bu manzarayı gördükten sonra göğüs önde, omuzlar dik, gururla oturuyor yerine ve bu ilk kez yaşanan muhteşem olay ardı ardına gelecek devrimlerin en vurucularından, en anlamlılarından biri oluyor. Kadınlar lokantalarda erkeklerle beraber
yemek yiyor. Ama sadece lokantalarda değil, bundan böyle her yere erkeklerle beraber gidiyor kadınlar. Hatta sahnelerde kendileri için bestelenen şarkıları da kendileri söylüyor. Nazik kalbimde bir yaradır, bahtım saçlarımdan karadır. Beni zaman zaman ağlatan İşte bu hazin hatıradır. Ne göğsünde uyuttu beni, ne vulseyle avuttu beni. Geçti ardından uzun yıllar, o kadın da unuttu beni. Sarmadımsa da belden, geçmedim bu emelden. Bir hazin maceradır, onu aldılar elden. Başkasına yar oldu, eller bahtiyar oldu. Gönlüm hep baştan başa, viran bir diyar oldu. Süreyya yarın buraya gelecek. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Süreyya'ya da çok teşekkür ediyoruz. Asıl ona teşekkür ederiz. Evet. Ve bu hikayeyi bugün burada böyle bir kez daha aynı duygularla yaşadığımız için size de çok teşekkür ediyoruz. Sahne çalışmalarınızdan söz ederek başlayayım istiyorum. Çünkü orada duruverseydi zaman, Kemal, Dinle Çocuk, müzikli çalışmalar. Ama evet, bir yandan da sizin hikayelendirdiğiniz belgesel niteliği olan projeler. Evet. Ben açıkçası epeydir de sahneye koyduğunuzu biliyorum. Ama 2023 yılı, Cumhuriyet'in 100. yılı, tahmin ediyorum bu projelerin anlam ve öneminin daha fazla bilindiği bir dönem oldu. O yüzden de aslında sormak istiyorum, yola çıkarken nasıl bir bakış açısıyla yola çıkmıştınız? Ve şimdi geldiğimiz noktada özellikle 2023 yılında geri dönüşlerle ilgili nereden nereye geldik diye kendinizle hesaplaştığınızda ne hissediyorsunuz? Her gün, her an ne kadar doğru bir soru oldu. Düşünmeme vesile oldunuz. Şöyle bir geriye bakmama vesile oldunuz. Şimdi oğlum da burada yanımızda dinliyor. O benim için ciddi bir referans, onunla yaşadığımız hikaye. Bundan 8 sene önceydi. Ben yaklaşık bir 20-25 sene bu arada TRT'de program sundum. Ama bir gün bittiğinde artık dedim ki sahnelerde anlatmaya devam edeyim. Ama ne anlatayım? O tam da böyle eş zamanlı, daha 15 yaşında oğlum Yankı. Tiyatrolara gidiyoruz, opera falan filan. Böyle bir keyif almıyor, beğenmiyor gibi. İşte genelliyoruz konuyu. Acaba diyorum bu yeni gençlik anlamıyor mu, sevmiyor mu böyle şey? Eyvah eyvah, biz de sanatçı bir aileyiz. Eşim cerrahtır ama bir yandan da sanatçıdır o da, bestecidir. Bizim çocuklarımız öyle olmaz mı acaba derken dedim ki Yankıcığım son bir gösteri, bir etkinlik var, ona da gidelim, bir temsil var. Onu da beğenmezsen yapacak bir şey yok. Efendim gittik Sunay Akın'ın Görçek'ine. Ne kadar bütün doğru bir temsillerini zaten kaçar kere izlemiştim zaten. Evet. Gittik. Ben Yankı'yı izliyorum. Yankı sahneyi, Sunay Akın'ı izliyor. Çok da heyecanlı, gözünü ayırmıyor, böyle alkışlıyor. Dedim maya tuttu, çıktık. Dedim Yankı'cığım nasıl buldun? 15 yaşındaki Yankı bana şunu söyledi. İşte bana böyle entelektüel şeylerle gelin dedi. Evet. Daha güçlü bir referans olamazmış. İşte o zaman ha dedim. Bu gençler sadece referans istiyorlar. İyinin referansını, doğrunun, güzelin, onu bulunca da neye benzediğini anlayıp işte bunun gibi yapın diyebiliyorlar. Ama biz o referansları onlara sunmazsak nereden? Şimdi daha tabii dünyaya açılabiliyorlar. Bir de biliyorlar ellerinde tabii bu internet, telefon falan filan. Anladım dedim, ben mesajı aldım. Zaten çok da keyifle takip ettiğim bir temsildi o, benim gösteriydi. Ben de dedim çalışayım. Yani çok çalışmak lazım bir defa. Hem de nasıl? Çok iyi okumak. Zaten evet, iyi bir okuyucuyken odaklı okumaya başladım. Ve son işte bu dönemlerimizi, 100 yılımızı, yani yakın tarihimizi
mercek altına almaya karar verdim. Babamdan kalma Amerikan basınında Türk Kurtuluş Savaşı adında bir kitap vardı. Bahçedeki depoda duruyordu, saklıyordum ben onu. Önce onun bir tozunu aldım. Başladım okumaya. Aman Allah'ım. Bize doğal olarak okullarda anlatılan tarih, sosyal tarih gibi bir şey değil. Daha çok resmi tarih tabii aktarılıyor bize. Buna ne vakit var ne de bununla ilgilenebilecek uzman öğretmenlik sanıyorum şeyleri var, çalışmaları var. Girince bu detaylara çok büyük heyecan duydum. Resmi tarihi şekillendiren sosyal tarihi de, yaşananları da, anıları da okuyunca, insan hikayelerini, insan hikayeleri, gerçek hikayeler, bunlar da girince devreye tabii çok daha anlamlı, çok daha somut hale geldi tarih benim için. Çok daha keyif almaya başladım. Onlarca hikaye döktüm. Bunu da, ben buna heyecanlandıysam herkese. Ne kadar zaman öncesinde, ne kadar zaman aldım? Çok kapsamlı bir çalışmadan tabii, söz ediyorsun. Tabii tabii, zaten tek başıma değildim o zaman. Üç kişiydik. İki yıl. İki yıl. İlk gösterimizi hazırlamamız 2 yıl sürdü. 2 yıl böyle ellerimizde kitaplarla, hatta işte röportajlarla İstanbullulara gele gide, Türkiye'de kim varsa onların yanına gidip dinleyerek, sahiplerinden belgeleri araştırarak, çevirterek 2 yıl öyle bir çalıştık. Sonra ikinci gösterimiz Kemal doğal olarak daha hazırdı. Çünkü artık bilgiler fraktal artmaya başlamıştı. Daha kısa sürede çıktı. Dinle Çocuk 1 ayda çıktı. Böyle çok olunca güzel. Çünkü birikmişti hikayeler artık, zaten. Tabii yani artık öğreniyorsunuz, kenara koyuyorsunuz. Bunun da zamanı gelecek diye. Ama o ilk hazırlanma sürecimiz çok keyifliydi. Bir kere tarihle tanışmak, tarih anlatıcılığıyla tanışmak, uyanmak, bir aydınlanmak. Aydınlanmak, evet. Dönüşümdü. Gerçekten bir dönüşüm anıydı, zamanıydı, süreciydi o. Sonra başladı, kaldır aldır böyle gidiyoruz sahnelerde. Biner biner anlatıyoruz her yer. Çağrıldığımız, davet edildiğimiz her yere koşa koşa gittik. Sadece kendimiz değil, tam da tahmin ettiğim gibi hitap ettiğimiz seyircide de çok büyük aydınlanma oluştu. Özellikle öğrenciler dediler ki, biz neden bize tarih böyle anlatılmadı? Anlatılsaydı biz de severdik dediler. Dedim ki o zaman yöntem de doğruymuş. Ne yaptım? Farkım neydi? Bir tık belki Suna yakından farkım. Ben kendim şarkıcıyım da zaten ya. Hem hikayenin şarkılarını da biliyorum, buluyorum, araştırıyorum, kendim söylüyorum. Canlı çalınan efendim eserler, enstrümanlarla Bilgehan Erten şu anda bizimle. Onu da tanıtmış hocam, olayım. Hocam hoş geldiniz size de. Efendim sağ olsun onlarla beraber. Tabii sanatla yoğrulunca, şiirle, edebiyatla, görselleriyle, şarkılarıyla, melodisiyle. Yıllar önce bu işlere başlamadan hemen önce rüyamda Atatürk bana "Your Music" dedi. Kalktı böyle tablosu, yanıma yanaştı. "Your Music" dedi gayipten bir sesle. Ben yıllarca ne demek istediğini düşündüm onun. Şimdi siz az önce dediniz ki müziğinizle yapıyorsunuz, evet, bu işi. Evet. "Your Music" bu işte, buymuş. Müziğin kelimelerle buluşmasını sağlamak. Her kelime zaten melodiyle doğar. Her kelimenin kendi notaları vardır. Güzel. Efendim, arkadaş, bunların hepsi bir notadır aslında, sestir bunlar. İşte o seslerden de faydalanırsanız o zaman sanat çıkıyor ortaya işte. Altına döşeyince hikayelerin, edebiyatın kendisi zaten müzik. Bunlarla beraber bir de söyleyince eserleri, türkü de söylüyorum köy enstitülerini anlatırken. Evet, evet. Efendim şanson da söylüyorum, 1926'da bizi dünyaya tanıtmak için yola çıkan Karadeniz Vapuru'nda konserler veren Riyaseti Cumhur Orkestrası'nı anlatırken. Efendim ne bileyim, Türk sanat müziği de söylüyorum, Atatürk'ün efendim o sevdiği şarkılarla, Ali Fuat Cebesoy'la Büyükada'ya gidip keyif yaptıklarını, evet, anlatırken. Şimdi bunları da yapınca, yani hayatın ta kendisinin içinde ne varsa onlarla birlikte anlatınca işte kanlı canlı gibi oluyor o zaman. Evet. Şunun da farkına vardım. Aslında evet, bir millet nereden nereye geldiğini bilmek durumunda. Evet. Geçmişte yaşananları bilmek durumunda. Dediğiniz gibi bu okullarda ders olarak okutuluyor. Özel birçok çalışma, projeyle muhakkak anlatılıyor. Milli bayramlarda konuşuyoruz, anlatıyoruz. Ama galiba böyle daha içeriden bir yerden anlayabilmek, daha içeriden bir yerden konuşabilmek için işte o müzikle, edebiyatla, sanatla dediğimiz yol
daha fazla erişim sağlıyor. Tam da öyle. Duygusal, beşeri varlıklarız. Duygusal bir bağ. Evet. Beşeri varlıklarız. Evet, hem kendini zihin... yerine koymak gibi de bir yanı var. Tam da öyle. Az önce anlattığınız Süreyya Ağaoğlu'nun yerine kendimizi koyabilmemiz için bizim bu hikayeyle bağ kurmamız lazım. Tam da öyle. O yüzden elinize sağlık. Bunu hissederek söylüyorum ayrıca. Teşekkür ederim. Tabii Cumhuriyetimizin hikayesi, atamızın hikayesi, çok güçlü hikayeler bunlar. Şimdi Cumhuriyet'in kuruluşu köklü bir değişim ve dönüşüm döneminin başlangıcı aslında. Bir yandan da baktığımızda dönemine göre dünyada da önde giden bir süreç mesela. Sizin anlattıklarınızdan bunları da not alabiliriz. Ve siz eminim hazırlanırken, bu çalışmayı hazırlarken, derleyip toparlarken, hikayelendirirken birçok böyle belki keşif de yaptınız. Kendi adınıza da keşifler yaptınız. Onların da altını çiziyorsunuz. Öyle değil mi? O kadar doğru ki o keşifler sayesinde, kendimdeki uyanış sayesinde zaten Tohumluk Vakfı'nı kurmaya karar verdim. Evet, evet. Çünkü ben zannediyordum ki bu hikayeleri anlattıktan sonra hepimiz öyle bir aydınlanacağız ki biner biner sokağa çıkacağız ve hep beraber işte efendim ülkemizi şahlandı filan. Yürüyoruz diye. Yürüyeceğiz falan. Öyle olmuyor tabii. Pek çok başka dinamiğe ihtiyaç duyuluyormuş meğer. Ama o dinamiklerden en güçlüsünü ben kendim keşfettiğime inanıyorum. O da neydi biliyor musunuz? Kendime dedim ki önce sen inandın mı, ona bir göster herkese. Ne kadar inanarak anlatıyorsun, ne kadar içselleştirdin bu hikayeleri. Yani köy enstitüsü diyorsun, insanları güldürüyorsun, ağlatıyorsun, coşturuyorsun ama bu formül evrensel bir formül, köy enstitüsü formülü. Dünya evet, onu biraz açalım mı Pınar? Yani köy enstitüleriyle ilgili anlattığınız bölümleri gerçekten çok önemsiyorum. Şimdi köy enstitüleri dediğimizde bir kuşağı belki kısmen de olsa etkiledi ve köy enstitüleriyle bir birikim elde edildi o dönemde. Bilmiyorum şimdi baktığınızda ne görüyorsunuz? Yani o birikimin ne kadarı bugünlere kaldı emin değilim. Bu köy enstitüleri eğitim için atılan adımlarla nasıl bir toplum inşa ediliyordu ya da edilmek isteniyordu size göre? Olağanüstü bir Rönesans diye tanımlıyor onu zaten bu işin uzmanları, dönemin tanıkları. Bütün dünyanın bana göre işinin içinde olduğu bir dönemdi o. İsmail Hakkı Tonguç dediğimiz o duayen eğitimci Almanya'da eğitimler almış gelmişti ve müziğin, beden eğitiminin, sanatın öğrenmede ne kadar etkili olduğunu, dansın ne kadar önemli olduğunu çok iyi bilen bir eğitimciydi o. O yüzden köy enstitülerinden son derece yetenekli o duayen dediğimiz ressamlar çıktı, sanatçılar, müzisyenler, yazarlar, edebiyatçılar çıktı. Dünyayı anlamakta zorlanmayan insanlar yetişti orada. Çünkü Hasan Ali Yücel, Orhan Veli'ye, Sebahattin Eyüboğlu'na, bütün bu özel isimlere, birbirinden değerli edebiyatçılara dedi ki tam da o dönemde. Gelin dünya klasiklerini çevirelim. O zaman çevrildi o dünya. Bizim o okuduğumuz dünya klasikleri. Düşünün o zaman okudular. Bugün hala elimizde. Bugün hala elimizde. 500'e yakın dünya klasiği. Ne öğrendiler o çocuklar 1940'larda? İngiliz edebiyatını, Rus edebiyatını, Alman edebiyatını, dünya edebiyatını, Türk edebiyatını hepsini öğrendiler. Düşünebiliyor musunuz? Ortaokul yaşındaki çocuklardan bahsediyorum. Ben bugün 30-30 otobüslere bindirip gençleri Hasanoğlan Köy Enstitüsü'ne götürüyorum. Kütüphaneyi gezerken tüyleri diken diken oluyor gençlerin. Bu vatandaşlık bilgisi, dünya, işte uluslararası hukuk, bunları mı okumuşlar gerçekten Pınar abla diyorlar. Ortaokul çocuklarından bahsediyorum. Ortaokul sonrasında lise, yüksek eğitim alıyorlar. Dolayısıyla çok yüksek bir anlayıştan hakikaten söz ediyoruz. Sabahları uyanıp 600-700 gencin, çocuğun halay çekerek, spor yaparak güne başladığını, çünkü bunun zihin açtığını, çünkü bunun uyumlandırdığını, ritmik, hayatın ritmine efendim uyumlandırdığını bilen öğretmenler tarafından eğitildiler. Sonra hepsi kendi alanlarına dağılıyordu. İşte kimisi tarlasına gidiyordu biçmeye, kimisi ağacına gidiyordu aşılamaya, kimisi arısının kovanının başına gidiyordu efendim. Kimisi işte sağlık biriminde başlıyordu çalışmaya, marangozhaneye gidenler efendim. Yani hayatın içinde neye ihtiyaç varsa, bir insan yaşamak için neye ihtiyaç duyarsa, palyatif yani
yaşamak için ihtiyaç duyulan her şey. Ve bir toplum. Ve bir toplum. Ne tür insanlara ihtiyaç duyuyorsa. Sadece bravo, eğitim yerleşkesi içinde kalan bölgede değil bu çalışmalar. Köyü de içine alan bir uygulama alanı içinde yapılıyordu. Bütün bu çalışmalar. Olağanüstü bir hikaye. Şimdi müzikten anlayan, resimden anlayan, fizikten, matematikten de dolayısıyla anlayıp bütün bunların birbirinin içindeki uyumu yakalayan bir insanı siz durdurabilir misiniz? Evet. Durdurabilir misiniz? 1940'larda eğer biz bunun kıymetini anlasaydık. Önü kesilen bu. Önü kesilen buydu. Çünkü dünya özellikle de tabii ki emperyalizm uyandı bu muazzam tohuma. Bunun ne kadar güzel filizlendiğine, kaliteli bir tohum olduğuna uyandı. Ve o tohumu önce aldı cebine attı. Sonra da bizde kuruttu. Soyunu kuruttu, tüketti. O yüzden ben Atatürk ve Atatürk'ün etrafında onu çok iyi anlamış, onun gibi hayata bakabilmiş insanlardan bu hikayeler sayesinde çok şey öğrendim. Tohumluk Vakfı'nın ilhamı da, ilham kaynağı tam da bu sinerji olmuş belli tam ki da ve öyle. Dayanağı aslında aynı zamanda. İsmail Hakkı Tonguç'un Canlandırılacak Köy diye kitabı vardır. 9150 köyü gezerek yazmıştır o kitabı. Kendisine görev verildiğinde ilk başta. O kitap benim başucumda durur. Ara ara açar bakarım. Hala günceldir. Hala günceldir. Köylü der. Şimdi artık mahalle diyoruz. Köylü der. Mutsuzsa şehirli de mutsuz olmaktan kaçamaz der. Köylü aç kalırsa şehirli hayda hayda aç kalır der. Formüller çok basit de derin bir taraftan da. Evet, vakıf olarak yaptığınız çalışmalarla ilgili anlatmak isterseniz çok temel tabii, noktalarıyla çok dinlerim. Sevindim. Bu arada şunu gördüm ki güzel bir mottonuz var. Sadece bitkilerimizin değil, insanımızın da ata tohumunun peşindeyiz bravo. Diye. Aynen öyle. Şimdi bu motto çok fazla kapsayabilir evet. Yapılacakları. Zaten. Evet. Ya bir yandan da köylerle şehirler arasındaki kültürel eşitsizliği de ortadan kaldırmak gibi bir nihai amacınız var. Onu da anlıyorum. Kültürel eşitsizlik demeyelim de ekonomik daha çok tabii. Kültür çünkü aslında olduğu yerde güzelce korunması gereken bir şey. Onu koruyoruz, de çok bulmaya çalışıyoruz. Aslında. Aynen öyle. Evet. Şöyle, dilimizi yitirdiğimizi fark ettik. Önce anlaşamadığımızı fark ettik. Mesela. Gittiğimizde köylere. Çünkü herkes birbirine düşman gibi bakıyor sanki. Böyle hani bunlar betonda yaşayan gillerle toprakta yaşayan gillerin buluşması falan. Böyle bir illa bir çekişme, kavga. Herkes birbirine bileylenmiş. Herkes birbirinden bir çıkar peşine düşmüş gibi. Bireyselleşme korkunç tabii. Şimdilerde işte ne bileyim işte kooperatifçilik ki Atatürk'ün ilk andan itibaren üstünde durduğu bir konuymuş. İmece denilen şey bizim kültürümüzün ta kendisiydi zaten. Bugünlerde işte dünya kooperatifçilik üzerine eğiliyor. Birlikte iş yapma falan filan. Bu bizim kültürümüzdü zaten. Biz zaten birbirine yardım etmeyi seven, örgütlenmeyi, bu anlamda örgütlenmeyi, üretim için örgütlenmeyi zaten bilen insanlardık. Doyumlu insanlardık. Biz Yunus'un, Mevlana'nın, Ahmet evet. Yesevi'nin tohumlarıyız. Bunu bilmez miyiz? Bu topraklarda bunların formülü yazıldı. Onların çocuklarıyız biz zaten. Vakıf çalışması demek gönüllülerle birlikte olmak demektir. Eminim ihtisas sahibi, çünkü buna da ihtiyaç var. Birçok da gönüllünüz var. Harikasınız. Teşekkür ediyorum fırsat verdiğiniz için. Bu bir yandan da bir duyuru olsun elbette. Harikasınız. www. Lütfen, yapıyoruz lütfen çünkü. Tam da öyle. Tam da öyle söylüyorum. Tohumlukvakfi.org'da önce bir girin. O bambaşka bir dünya oraya girdiğiniz zaman. Şimdi anlamakta güçlük çekenler olabiliyor yaptığımız işi. Bütüncül yaklaşım ile giriyoruz biz meseleye. Ne demek bu? Şimdi eskiden derdim ki bir köye gittiğimiz zaman orada yaptığımız çalışmalarla biz anahtar teslim çıkıyoruz derdim. Şimdi diyorum ki anahtarın birini de kendi cebimize koyuyoruz ki devam ediyoruz. Devam etsin. Çünkü o sürdürülebilirlik kavramı var ya o çok önemli gerçekten. Sadece köy okullarına kitap da bir proje idi aslında. Ancak o kitapları götürüp bıraktıktan sonra ki bundan 2 yıl önce Hatay'da bir köyde yaşadık bunu. Muhtar geldi bizimle beraber kitapları yerleştiriyordu. Yerleştirirken bir baktım ki yapraklarının yüzünü koyuyor rafa. Yani sırtında adı yazar ya evet. Sırtından değil de yaprak yüzüyle koyuyor. Neden? Nedenini yani bilmiyor çünkü daha önce eline kitap almamış. Rafa kitap nasıl koyulur?
Aklıma gelmedi baba. Hiç aklıma gelmemişti. Ben zaten anlayamadım. Muhtar onları çevirir misin dedim. Aldı alt üst çevirdi. Sırtını çevirmedi. Anlatabiliyor muyum? O zaman zaten dedim ki eyvah eyvah. Bir dakika. Biz bu kitapları buraya raflara yerleştirip gittikten sonra başlıyor asıl hikaye. Evet. Çünkü bizim nihai amacımız üretim. Üretimin yolunu biz nelerle, eğitimle çizmek zorundayız. Sağlıklı insanlar olması için sağlıkla, efendim kültürle, sanatla doldurmalıyız. İnsana dönüşmemiz lazım önce üretimin ne olduğunu bilebilmemiz için. Kendimizden arttıracağız. Çünkü üretim nedir? Kendinden arttırmaktır. Kendi özümsediklerinden ortaya başka eser çıkarmaktır. Nasıl çıkaracağız? Sağlıklı bireyler değilsek, eğitimli bireyler değilsek, kültürümüze, şimdi toprağı sevmiyor artık kimse. Köylüsü, şehirlisi. Niye sevmiyor? Çünkü zehirledik. Evet. Sevseydik zehirlemezdik. Evet. Orada şunu da belki söylemek lazım. Yani Türkiye'de şehirleşme oranına baktığımızda hızla şehirleşme görülüyor da bu olumlu bir dönüşüm değil. Çünkü biz sadece kırsal alanı daraltıyoruz. Evet. Öyle değil mi? Neyi daraltıyoruz yani? Evet. Gıdanın yetiştiği alanı. Evet. Aç kalma, kendi bacağımıza sıkarak gidiyoruz. Sonra balkonlarda domates ekmeye çalışalım. Şimdi toprağı sevmezsek biz nereye gömüleceğiz? Evet. Kendi gömüleceğimiz toprağı zehirliyoruz. Bir de nihai kısmı var, doğru. Hayır, şu da şimdi peki nasıl seveceğiz? Toprağı sevmek ne demek? Toprağı niye seveceğiz? Çünkü toprak bize verecek, bizi doyuracak. Bizim ona gözümüz gibi bakmamız lazım. Kendimiz toprakla aynı oluşum, alaşımlar, bileşimlerden oluşuyoruz zaten. Aynı şeyiz. Şimdi nasıl seveceksiniz? Bir hikayeniz olmalı seveceğiniz şeyle aranızda. Öyle değil mi? Türkünüz olmalı, bir şiiriniz olmalı. Evet. Toprak dost dost diye... Nice nice, gir bakalım Bilgehan'cığım. Lütfen. Nice nice sine sarıldım, dost dost diye nice nice sine sarıldım. Benim sadık yarim kara topraktır. Beyhude dolandım hey yar, boşa yoruldum. Benim sadık yarim kara topraktır, kara topraktır. Ben 2024 yılı programını da soracağım bu arada. Çünkü mızrak duruşlu kadınları gördüm en son. Serra Menekay ile birlikte. Çok kısa ondan da bahsedelim lütfen. Serra Menekay benim yoldaşım. Şu anda vakfında zaten. Ah ne güzel oldu. Harikasın. Bizim sinyal müziğimiz, mızrak duruşlu kadınların. Hem vakfımızın kurucu üyesidir, hem yönetim kurulu üyesidir. Ama ondan daha da önemlisi benim hayran olduğum bir yazardır ve hekimdir. Kırım kökenlidir. Ben onun Şefika Gaspralı'yı anlattığı Şefika kitabını okuyarak onu tanımıştım. Sonra da hiç bırakmadım, o da beni bırakmıyor. O kuzeyin Türklerini öyle güzel anlattı ki bana. O Asya'dan gelen Türklerin işte Rusya, Çarlık Rusyası döneminde edindikleri yurtlardaki Türkleri öyle güzel anlatmıştı ki hayran kalmıştım. Sonra işte yeni daha aslına bakarsanız Kasım ayıydı. Dedim ki Serra Hanımcığım, siz oraları çok güzel anlatıyorsunuz ve bizim özümüzü aslında bize hatırlatıyorsunuz. Çünkü ben ilk milletvekili Müslüman Türk kadını dediğimde 1934'ü refere ediyorum. Halbuki o diyor ki öyle değil Pınar Hanımcığım diyor. 1917'de orada diyor bizim Şefika Hanım diyor orada diyor. Hem de meclis başkan vekili oldu diyor falan. Ve hadi Azerbaycan'da diyor kadınlar 1918'de seçme haklarını. O kadar utanıyorum ve mahcup oluyorum ki o zaman. Veya işte ilk sahneye çıkan Müslüman Türk kadını Afife Jale diyorum. Hayır diyor yukarıda diyor 1905'te diyor bilmem falan. Yani bunları duyunca üzüldüm. Hikayelerin içine girdikçe çok mahcup oldum. Tabii çünkü bilgi artıyor. Kuzeydeki soydaşlarımız üzülüyorlar. Neden bizi yok sayıyorsunuz? Biz çok önceden işte bir İsmail Gaspralı'yı neden tanımıyoruz? Dünyaya Türk dilini öğretmiş bir entelektüel Yusuf Akşuralardan. Neden bahsetmiyoruz da bu kadar kapalı bir alanda bir tarihi anlamaya çalışıyoruz ya da zaten anlamıyoruz. İşte o zaman dedim ki Serra Hanımcığım, kadınlarımız olağanüstü, dizdik yine ilk zaman yaptığım gibi 8 sene önce hikayeler hep öyle dizdik alt alta. Hepsi birbirinden değerli kadınlarımız. Efendim Süreyya Ağaoğlu da mızrak duruşlu kadınların içinde anlatılıyor. Efendim Muhlise Bubi'den
gene kuzeydeki ilk kadı. Kadın kadımız yani. Böyle bir şey var mı? Kim? Nefis hikayeler hiç bunlar. Hiç bilinmiyor. Öyle söyleyeyim. Hiç bilinmiyor. Ben de böyle öğrendim. Evet. İşte Ferruha Güpküpoğlu'ndan. Ferruha Güpküpoğlu Kayseri'de bir kadın savaşçı. Milli mücadele döneminde erkekler cephede olduğu için Kayseri'den Ulukışla'ya cephaneyi kendi kurduğu müfrezeyle taşıyan, saçlarını kapaklarının arka altına sokup efendim kömürle bıyık çizip yollarda sataşılmasın diye efendim gerektiğinde de çatışan yollarda çetelerle varıldığında Kışla'ya da Teğmen siz kimsiniz, nasıl bir şey bu, kadınlar olarak gelmişsiniz, kimsiniz siz dediğinde biz mızrak duruşlu kadınlar müfrezesiyiz diyen, mızrak duruşlu kadınlar evet diyen Ferruha Güpküpoğlu hikayesi gibi çok güzel kadınları anlatıyoruz. Elinize sağlık. O zaman umutlu kapatalım. Tabii. Arzu ederseniz bir performansla daha kapatabiliriz. Az önce eser içinde bir şarkı vardı, onu söylememiştim. Hı-hı. İsterseniz onu söyleyelim. Lütfen. Göğüs önde, omuzlar dik giriyor içeri. Yine bir gül nihal aldı bu gönlümü. Yine bir gül nihal aldı bu gönlümü. Simten Gonca fen bir bedel ol güzel simten Gonca fen bir bedel ol güzel. Çok teşekkür ediyoruz Nar Ayhan, Bilgehan Hocam. İyi ki geldiniz. İyi ki geldiniz. Görüşmek üzere. Ederiz. Sağ olun.